Bakınız saygıdeğer ustalarım, bu kümesin kapısı. Havalandırmayı iyi anlayın lütfen. Bakınız, kış için yapılmış. Delikleri görüyor musunuz? Bakınız, bu kapıdaki delikler. Ayırıyorum. Şimdi batı kısmı sıcak olduğu için burada da bırakmış biraz. Şimdi üzerine gelelim. Bakınız. Havalandırmayı görüyor musunuz? Şimdi arkadaşlar bakınız, bu alttan giren hava kapının içini yalayarak gelip yukarıdan bacadan bu şekilde çıkıyor. Tamam mı ustalarım? Havalandırma bu şekilde yapılır kümeste. Kapının altından girecek hava kapıyı yalayarak böyle gelip yukarıdan çıkacak. Aksi halde içerideki hava sirkülasyonu olmaz. Bu şekilde olur, içinin havasını da temizliyor. Siz söyleyin. Azot kokusunu engelliyor. Yani kurumayan dışkıları engelliyor. Bakınız. Kapının altını arkadaşımız bu şekilde deldi. Yukarıda da bacaya bakın. Olay bundan ibaret arkadaşlar. Açık ve net. Havalandırma sistemini sürekli soruyorsunuz ya. Abi karşılıklı pencere açmayın. Kümesin önünü komple açmış olsanız bile hava buradan girip yukarıdan böyle çıkmadığı sürece, hava sirkülasyonu olmadığı sürece havalandırma yapmış sayılmazsınız. Ceren yapmış olursunuz. Tamam mı ustalarım? İçeride ne mi var? Merak eden var mı? Hep beyaz var. Aç bakalım şuraya bir. Anahtar içeride. İçeride mi? Evet arkadaşlar. Anladık değil mi havalandırma sistemini? Aleyküm selam. Hasan Yıldız kardeşim. Bakınız kapının altından bu şekil delmiş. Aslında o orijinal bir tabaka, kendinden delik de. Oraya kaynatmış. Şimdi oradan giren hava içeriye ceren yapmadan kapıyı yalayarak yukarıdan bu şekilde çıkıyor. Olay bu kadar açık ve net. Şimdi herkesle konuşuyorum. Karşılıklı pencere açmışlar. Şimdi bakınız, hem boy seviyesinde açılmış pencereler tabandaki havayı temizlemez. Yukarıdan cereyi yaptırır, kuşlara üşüttürür ama kesinlikle havayı temizlemez içerideki. Hani yavru ölümleri var ya, tok, sağlıklı, hiçbir şey yok da ölüyor. Azot kokusundan arkadaşlar, kurumayan dışkı azot üretir. Eğer yavrularınızda dışkıları suluysa kesinlikle folluklarını çok tez değişin. Yani kurumayan dışkı azot üretiyor. Bunu her seferinde söylüyoruz arkadaşlar, bilginiz olsun. Anladık değil mi konuyu? Bakınız, kümesin kapısı alttan. Delikleri görüyorsunuz. Giriyor, yukarıdan da bu şekilde çıkıyor. Kapıyı yaladığı için kesinlikle kümeste ceren yapmıyor bu arkadaşlar. Şimdi adam şöyle diyor, biz doğudayız diyor. Arkadaş doğuda isen bile şunun yarısı kadar bırak. Ama muhakkak bırak. Kuş soğuktan ölmez. Arkadaşlar kuş soğuktan ölmez, ceyrandan ölür. Adam şimdi kümesin her tarafını kapatıyor. Her tarafını kapatıyor. İçeride azot kokusu birikiyor. Hani köy yerlerinde inek cübresi vardır ya. Kürek vurduğun zaman sıcak bir duman çıkar ondan. İşte kurumayan dışkı onu üretiyor arkadaşlar. Onun için diyorum plastik folluk kullanmayın. Çünkü yavru annenin altında azot kokusuna maruz kalıyor. Onun için papuçkada yavrularınız ölüyor. Anladınız mı arkadaşlar? Uğur Yıldırım, aleyküm selam kardeşim benim, canım ciğerim. Evet, bakınız kümesin kapısı, kümesin havalandırması. Olay bu kadar açık ve net. İmkanı olmayanlar kapının altından, kapının üstünden de o bölümü yapabilir. İmkanı olmayanlar için diyorum. Ama havalandırma sistemi böyle olur. Tamam mı ustalarım? İçeride de... Al gel, anahtarları gel. Yok be ya, almaya değmez. Uğraşamayız şimdi, gideceğiz. Evet, içeride hep beyaz var arkadaşlar. Beyazın kralı tabii. Kasap Cahit beyazcıdır. Selamun aleyküm İllas Bey. Aleyküm selam. Güvercinlerinde bu aralar halsizlik var. Bunlar için alabileceğimiz ilaç vesaire. Ustam, dışkı resimlerini özelden atın. Çünkü özelden yazmak rahatıma geliyor. Çünkü sürekli sesli mesaj yazıyorum. Grup üzerinden yazdığım zaman... sesli mesaj yine yazmaya çalışıyorum. Nedenini soracak olursanız, inanın bana günde en az 100 mesaj geliyor. Bir cevap veriyorum, bir cevap daha geldi mi 200'e, 400'e, 600'e katlıyor. Zaman yetişmiyor arkadaşlar. Kümesinizdeki dışkı resimlerini net çekin. Bir de arkadaşlar, bana bir soru soracaksanız kümesinizi böyle dışarıdan çekin.
konuşarak video yapın bana. İçeri girin, içeriği gösterin, havalandırmanızı gösterin. Her şeyinizi gösterin ki daha net konuşalım. Abi Allah razı olsun senden. Dediğin gibi yaptım kapıyı. Kümeste hiçbir sıkıntı kalmadı. Öncesinde küf tutuyordu kümesim zemini. Çok teşekkür ederim bilgiler için. Ali Osman demiş. Duyuyor musunuz arkadaşlar? Bak böyle nice arkadaşlar var. İnat ediyorsunuz. İçeriği havalandırmasını yapmıyorsunuz. Ondan sonra doktor geziyorsunuz. Paramı kime kaptırayım diye uğraşıyorsunuz. Açık ve net. Bilimsel yapın kardeşim. İllas abiniz bunları hep araştırdı. Bilimsel doğruyu söylüyor size. Yapın bir defa kurtarın. Hayvanlara artık ilaç manyağı yaptık. Fazlalık ilaçlar kuşların böbreklerini vurur. Böbreği çalışmayan kuş sağlıklı yavru büyütmez. Her türlü sıkıntısı var. Evet. Kapının altından havalandırma, kapının üstünden. Görüyor musunuz? Şimdi kapının içine bir sigara yaksak dumanı kapıdan yalayarak yukarıdan alıp atıyor. Bu kadar açık ve net. Canlı yayını kapatıyorum arkadaşlar. Özellikle bunu başa tutturacağım grupta. Lütfen etiketleyip paylaşın. Lütfen. Etiketleyip bütün gruplarda facenizde paylaşın arkadaşlar. Allah rızası için. Herkes faydalansın. Herkes faydalansın. Teşekkür ederim Cihan kardeşim. Ümit kardeşim teşekkürler. Maksadım canlı yayın değil, havalandırmayı anlatmak. Görüyorsunuz kapının alttaki delikleri, kapının üstündeki de bacayı. Bakınız. Öyle güzel çalışıyor ki içeride kuşlar da böyle taş gibi, canavar gibi. Eğer kurumayan dışkı da varsa, yani ishallı kuş ne yapıyor? Dışkısı bu vaziyette işte kuruyor. Ceyran yaptırmadan hava sirkülasyonla içerinin hem havasını değişiyor hem de dışkıları kurutuyor. Bakınız solunum yolu rahatsızlıklarının tamamı, göz sulanması, burun akıntısı, gırtlakta balgam, hışkırık, nefes darlığı, aklına gelebilecek bu konudaki tümünün sebebi ve papuçkada yavruların ölmesinin sebebi havalandırma sisteminin yanlış oluşundan dışkıların ürettiği azottan kaynaklanıyor. Dilime tüy bitti bunu anlata anlata anlata. Arkadaşlar kurbanınız olayım. Yalvarıyorum size ya. Bunlar can. Yapın kardeşim. Oo, tertipim gelmiş Erdal Dikbaş. Kardeşim hoş geldin. Bu videoyu lütfen paylaşın. Tüm gruplarda, sevdiğiniz gruplarda neresi istiyorsanız paylaşın. Havalandırma böyle. Kapının altından gözenek, yukarıdan da böyle fırfır dönecek. İçeriye giren hava kapıyı yalayarak yukarı çıkıyor. Ceyran etmiyor. Hava sirkülasyonu yapıyor. İçerideki havayı kurutuyor. Ve bununla ilgili aslında facemde var videolar. Var. Var ama kimse ilgilenmiyor herhalde. Neyse sağlık grubumuzda paylaştık onu. Canlı yayın yaparak. Bunu yapın kardeşim. İnanın bana nefes darlığı, göz sulanması, hıçkırık, gırtlakta balgam, burun akıntısı kümesinizde kalmayacak. Papuçkada, yumurtkada olmuş yavrularınız ölmeyecek. Şimdi adam diyor abi bak diyor şu kuşa. Bakıyorsun taş gibi gırtlağı da dolu yumurtkada anında ölmüş. Abi azota tabi tutuyorsunuz. Dilime tüy bitti. Azot, azot, azot. Sizden hepinizden rica ediyorum. Bakınız bu videoyu paylaşın. Bu grubun başına tutturacağım onu. Lütfen paylaşın. Allah rızası için paylaşın. Bilmeyen de öğrensin. Siz paylaşıp biri görüp yaptığı zaman onun sevabını siz de alıyorsunuz. Çünkü canlıyla uğraşıyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kapatıyorum. Görüşmek üzere. La bir de dikkatimi ne çekti biliyor musun? Normal güvercin grubumuzda bu kadar insan yok izleyen. Ya bu sağlık grubumuzda daha fazlaymış. Hepinizi seviyorum. Grubumuzu da paylaşın ha arkadaşlar. Grubu da paylaşın. Hepimize lazım bu grup. Bu İllas abi hepimize lazım. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Ben şimdi bu akşam mezata gidiyorum. Vaktim yok. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.